Selamünaleyküm kardeşlerim. Şimdi sizlere bir bulaşık makinesinde parlatıcı nasıl konur? Parlatıcı ayarı nasıl yapılır? İşte düşük ayar ne demektir? Yüksek ayar ne demektir? En ideal ayar nedir? Onları anlatacağım. Her bulaşık makinesinde bildiğiniz gibi böyle bir parlatıcı gözümüz vardır. Genelde deterjan kutusunun hemen yanındadır bu. Parlatıcı bunun içerisine döküyoruz. Bildiğiniz gibi böyle bir sıvı deterjan sıvı şeklindedir. Böyle döküyoruz. Ta ki şurada dolana kadar koyuyoruz. Bunun farklı deterjan kutuları var piyasada. Her markanın kendine göre. Ben burada da göstermek istiyorum ayrıyetten size. Burada da bir parlatıcı bir kutumuz var. Dışarıdan ben size göstermek için getirdim. Yine aynı şekilde parlatıcımızı bunun içerisine koyuyoruz. Dolduğu zaman da şurada böyle bir saydamdır. Burası siyahlaşıncaya kadar parlatıcıyı koyacağız. Bir, buradan bilebiliriz parlatıcımızın dolduğunu veya bittiğini. İkincisi ise burada bakın parlatıcı ledimiz var. Genelde güneş anlamındadır. Bu parlatıcı her bulaşık makinesinde de genelde böyle güneş amblemi vardır. Bu lamba yanacak. Hem buradan da anlayabilirsiniz. Aynı zamanda burası saydamlaştığı zaman da anlayabilirsiniz. İki taraftan da anlayabilirsiniz. Peki parlatıcı ayarı kaçta olması lazım? Bu önemli. Bazı modellerimizde parlatıcı ayarımız içeridedir. Bunu da bir çay kaşığıyla falan bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İçeride de birden küçük yazıyla okunur. Birden 6'ya kadar rakam vardır. Bakın. Genelde en ideal ayarımız 3'te kalması lazım. Yani genelde 3 ayarı idealdir. Düşük ayarı getirirsek parlatmada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Yüksek ayar olursa bazen böyle gökkuşağı gibi renkler yapabilir bardaklarda. En idealimiz 3'te. Burada da göstereyim. Bu da çevirmeli. Bakın bu da ayrı bir model. Bakın bu şekilde çevirmeli. Bunu da genelde ayar yerimiz bakın 3'te. Parlatıcı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.